Akıllı teknolojilerin verimliliğini artıran uygulama ve kullanım önerileri yanında inceleme videoları da paylaştığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepimizin ha geldi ha gelecek diye diye korkulu rüyası haline gelen zamlar nedeniyle çevremdeki bir sürü arkadaşım eskiyen cihazlarını değiştirmeye, ben de bunlara geçici süreyle el koymaya devam ediyorum. Geçen hafta bu amaçla fiyat performans canavarı Redmi Note 11 Pro'nun incelemesini yapmışken, bu haftada orta segmentin giriş seviyesindeki Samsung Galaxy A23 ile devam ediyoruz. Tekrar merhabalar. Öncelikle keyifleriniz ve hepsinden de önemlisi sağlığınız yerindedir. Başlangıcı yine kutu içeriğiyle yaparsak, açılışta bizi Samsung Galaxy A23 telefon karşılarken hemen altından maksimum 15 wattlık güce sahip adaptörüyle kablosu çıkıyor. SIM kart iğnesi ve evraklarda kutu içeriğinin diğer önemsiz elemanları. Burada eleştirebileceğim en bariz eksik adaptörün gücü. Çünkü telefonumuz 25 watt hızlı şarjı desteklerken kutu içerisine 15 wattlık adaptör yerine daha güçlü bir seçenek eklenseydi daha iyi olurdu. Böylelikle telefonun önemli sayılan bu özelliğinden de faydalanabilirdik. Tasarım tarafında fiyat avantajı sağlaması için cihazın arkasında ve yanlarında plastik malzeme kullanılmış. Ama zaten hiçbir cihazı kılıfsız kullanmadığımız için açıkçası fiyat avantajı sağlayacak her türlü aksiyon benim açımdan kabulümdür. Önde bulunan damla çentikli kamerası bence oldukça şık görünürken arka tarafında da ana gövde ile aynı malzemeye sahip çerçeve içerisine arka kameraları eklenmiş. Tasarımda hoşuma gitmeyen tek konu ön alttaki çerçevenin biraz kalın olması, o kadar. Sağ yanda üzerinde parmak izi sensörü bulunan güç düğmesi ve ses açma kapama tuşları bulunuyor. Bir dönemin kendinden nefret ettiren Bixby tuşu neyse ki yok. Sol yanda içerisine 2 adet SIM kart ve 1 adet micro SD kart takılabilen oldukça derin ve uzun yuvası bulunuyor. Üst bölümde kayda değer bir şey yok. Altta ise Tip-C şarj girişi, 3.5 mm'lik kulaklık girişi ve hoparlör yer alıyor. Bence telefon 8.4 mm'lik kalınlığı ve 195 gramlık ağırlığı ile oldukça şık bir görünüme sahip. Donanım özelliklerinde Galaxy A23 oldukça uygun fiyatlı olmasına karşın üst segment telefonlara da ciddi anlamda kafa tutabiliyor. 6.6 inç Full HD Plus yani 1080p çözünürlüğe sahip ekran maksimum 90 Hz'e kadar tazeleme hızına çıkabiliyor. Ekran kalitesini ise en iyiden geriye doğru sıralarsak Super AMOLED, AMOLED, OLED ve LCD olarak devam edebiliriz. LCD ekranlarda kendi içlerinde IPS, PLS ve TFT olarak 3'e ayrılıyor. A23'te ise başta Samsung'un geliştirdiği ve düşük maliyetiyle öne çıkan PLS LCD ekran kullanılmışken benim aldığım güncel cihazda TFT LCD ekrana geçilmiş. İkisi de birbirine oldukça yakın paneller olduğundan özellikle çıplak gözle bakıldığında aralarında çok da fark olduğunu söyleyemem. İşlemci olarak güçlü performansıyla üst segment telefonlarda tercih edilen Qualcomm'un orta giriş seviyesi sayılan Snapdragon 680 modeli kullanılmış. İşlemci günlük işlerimizi gayet hızlı ve akıcı şekilde düzenleyebiliyor. Oyun tarafında da grafikleri abartmadığınız sürece dengeli ve güçlü sayılabilecek bir performans sunabiliyor. Ben oyunlarda herhangi bir takılma veya ısınma gibi bir olumsuzlukla karşılaşmadım. Kamera tarafında da arkada 4 ve önde 1 adet olmak üzere toplam 5 kamerası bulunuyor. En üstte bulunan 5 megapiksellik ultra geniş kamera ile 123 dereceye kadar görüş açısına sahip fotoğraflar çekebilir. Altındaki 50 megapiksellik OIS yani optik görüntü sabitleme özellikli ana kamerası ile hareketli fotoğraf veya video çekimlerinde titreşimleri en aza indirebilir. Onun da altındaki 2 megapiksellik derinlik kamerası ile arka planı bulanık hale getirerek öndeki objeyi ortaya çıkaran portre çekimler gerçekleştirebilirsiniz. Sağ taraftaki 2 megapiksellik küçük kamera ile de makro yani yakın çekimler yapabiliyorsunuz. Bir de 8 megapiksellik ön kamerasında da bulunan derinlik efekti ile çekeceğiniz selfilerde kendinizi ön plana çıkarabiliyorsunuz. Fotoğraf kalitesine yazılım bölümünde ayrıca değineceğim için pil performansıyla devam edelim. İçerisinde 25 watt hızlı şarj özelliği de bulunan 5000 mAh'lik bataryası bulunuyor. Böylelikle kullanıma göre en az bir, hatta yoğun kullanmazsanız da
2 güne kadar çıkan sürelere sahip olabiliyorsunuz. Telefon Dolby Atmos ses deneyimini de destekliyor. Ancak bunu kullanabilmek için haricen ya kablolu ya da kablosuz kulaklık bağlamanız gerekiyor. Altta bulunan hoparlörü tek başına bu özelliğe sahip değil. Ekran kilidini açmak için de ister parmak izini isterseniz ön kameradaki yüz tanıma özelliğini beraber kullanabiliyorsunuz. Böylelikle biri takıldı mı ki bu genellikle yüz tanımada gerçekleşebiliyor, imdadımıza oldukça hızlı çalışan parmak tarayıcısı yetişebiliyor. Samsung RAM ve hafızada dönemsel olarak birbirinden farklı alternatifler sunabiliyor. Mesela RAM olarak 4 veya 6 GB'lık modeller bulunurken hafıza tarafında da 64 veya 128 GB arasında seçim yapabiliyorsunuz. Ben satın alırken özellikle orta segmentteki bu cihazda problem yaşamamak adına daha temkinli davranarak 6 GB RAM ve 128 GB'lık hafızalı modeli tercih ettim. Üstelik bu depolama alanı size yeterli gelmezse de telefon içerisine 1 TB'a kadar microSD kart yerleştirebiliyorsunuz. Yazılım tarafına geldiğimizde ise içerisinde ana işletim sistemi olarak Android 12, arayüz yazılımında ise Samsung'un geliştirdiği One UI 4.1 ile geliyor. Ama telefonu alır almaz yapacağınız güncelleme ile ana işletim sistemini Android 13'e, Samsung arayüz yazılımını ise One UI 5'e yükseltebiliyorsunuz. Samsung arayüz yazılımı bence zaten oldukça güzel bir tasarıma sahip. Ayrıca geçen hafta incelediğimiz Redmi Note 11 Pro'da olduğu gibi yerleşik uygulamalarında reklam olmaması da bence bir başka artısı. Cihaz AMOLED panele sahip olmadığından sürekli açık ekran özelliğine de maalesef sahip değil. Fotoğraf kalitesi açıkçası ana kamerasını kullandığınız ve sonuçlara yerleşik galeriden baktığınız sürece gayet iyi. Ama bunları bilgisayara attığınızda ekran büyüdüğü için kusurları da daha net görebilir hale gelebiliyorsunuz. Bu nedenle özellikle fotoğraf çekimlerinde 50 megapiksellik ana kamerasını kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü geniş açı, derinlik veya makro çekimlerde kullanılan diğer kameralarının çözünürlüğü daha da düşük olduğundan fotoğraf kalitesi de haliyle olumsuz olarak etkilenebiliyor. Video kalitesine bakacak olursak da yine Redmi Note 11 Pro'da da olduğu gibi orta segment cihazlarda nedense 2K veya 4K çekim modlarına artık sahip değiliz. Sadece 1080p yani Full HD çözünürlük ve 30 fps kare hızı ile sınırlı kalmak açıkçası benim çok da anlayamadığım bir konu. Sizler de konuyla alakalı fikirlerinizi aşağıda paylaşabilirseniz çok sevinirim. Bir de yine geçen hafta incelediğimiz Redmi Note 11 Pro'da olduğu gibi bu cihazda da FM radyo uygulaması yerleşik olarak geliyor. Ama Redmi'den tek farkı kullanabilmek için anten görevi gören kablolu kulaklığa da ihtiyacınızın bulunması. Tek başına uygulamayı açıp hoparlör üzerinden dinleyemiyoruz. Ve son olarak bir değerlendirme de yapacak olursam Samsung Galaxy A23 bence telefonunu gün içerisinde sosyal medya takibi, fotoğraf çekimi veya ana işlevi haberleşme gibi standart işlerde kullanacaklar için son derece uygun bir cihaz. Hatta bunların yanında giriş veya biraz üstü grafik seviyesine sahip oyunlar bile oynayabiliyorsunuz. Ancak sizin için yüksek grafikli oyun oynama veya 4K video kaydı gibi özellikler önemliyse bu cihaz size göre değil. Evet, telefonla alakalı teknik detaya girmeden vermeye çalıştığım bilgiler umuyorum ki faydalı olmuştur. Merak ettiğiniz farklı konular varsa da bana yorumlardan her zaman ulaşabilir. Hatta kanala abone olup bildirimleri de açarsanız yeniliklerden anında haberdar olabilirsiniz. Haftaya farklı bir bölümde veya önceden paylaştığım süpersonik teknolojik içeriklerde tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. İşlemci günlük işlemle 123 dereceye kadar görüş... Sabitleme özellikle makro yani yakın çekimler yapabiliyorsunuz. Sındaki derinlik efektiyle çekeceğiniz özelliği de bulunan 5000 milyar yetmezse içerisine 1 TB'a kadar üstelik depolama alanı size yetmez. Tarafına geldiğimizde